bir şeyin yanlış olduğundan emin olmak demek, nihayetinde bir şeyden emin olmak demek, ondan emin olmak demek. Biz bunu yapabilseydik keşke. Yani bunları bazı şeylerin de yanlışlığından emin olabilseydik. Bazı, bu da ayrı bir konu. Yine böyle aklımızın bir kenarında kalsa bence iyi olur. Yani ne? Bazı şeylerin doğruluğundan emin olmadan başka bazı şeylerin yanlışlığından emin olmak mümkün müdür, değil midir? Yani doğrulukla yanlışlık arasındaki bağlantıyı öne çıkarıyorum. Doğrulukla yanlışlık eşit seviyede midir? Yani yoksa doğru yanlıştan önce mi gelir? Yoksa biz insanların durumunda yanlış mı doğrudan önce gelir? Bunlar önemli konular. Yani doğruluk kadar ya da hakikat kadar, hangisi ise, hangisini beğenirseniz, hakikatin ne olduğu kadar, hakikatin zıttı olduğu addedilen yanlışlığın da ne olduğu önemli. Bunu zaten hep görüyoruz en temel metinlerde, en önemli metinlerde böyle olduğunu. Zaten bir şeylerin doğruluğundan, bazı şeylerin doğruluğundan emin olmadan, bazı şeylerin yanlışlığından emin olmak mümkün mü, değil mi? Bunlar hepimizin kendince cevaplaması gereken sorular. Bunlar tartışmalardan, metin okumadan çıkacak olduğun cevaplarını ya da bizim tutumumuzun en azından çıkacağını zannetmediğim sorular. Evet. Bunu yapamazdım. Zaten şimdi burada şu var. Diyor ki metinlerde akıl demesi lazım. Yani akıl, Çiğdem Dürüşken çevirisinde ne dediğini bilmiyorum. Zaruri değildir. Fakat akıl burada. Açıkça yanlış görünen şeylere olduğu kadar tamamıyla kesin ve şüphe götürmez olmayan şeylere de inanmaktan çekinmem lazım geldiğine, beni kandırdığından, kanaatlerimden herhangi birisine bir şüphe sebebi bulmaklığım hepsini birden yanlış diye atmam için kâfidir. Yani şu, hepsinin yanlış olduğunu göstermem gerekmiyor, ispatlamam gerekmiyor bunun için. Ne gerekiyor? Eğer şüpheden kesin olduğunu ya da şüpheden uzak olduğunu gösteremiyorsam, ona karşı tıpkı yanlış olduğundan emin olduğuma, yanlış olduğundan olduğuna kâni olduğuma takındığım gibi bir tutum takınmam yeterli ve mümkün. Anlatmak istediği bu. Burada bir tek terim üzerinde durmak istiyorum öncelikle. Fakat akıl açıkça yanlış görünen şeylere. Şimdi bu akıl, çeviri yanlış değil. Yani çeviriyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bu işte rasyo. Rasyo bize diyor ki tamamen yanlış olması gerekmiyor. Yani yanlışlığından emin olman gerekmiyor. Yanlış şeylere karşı nasıl bir tutum içinde oluyorsan, ki bu yanlış şeylere karşı takındığımız tutum ne? Onu onaylamaktan geri durmak. Yanlışlara karşı nasıl onaylamaktan geri duruyorsak, aynı tutumu şüpheden uzak olduğundan emin olmadığın, kesin olduğundan emin olmadığın şeylere karşı da takınabilirsin. Aynı tavır içinde olabilirsin. Onay vermekten geri durabilirsin. Rasyo bize bunu söylüyor. Rasyo bunu söylüyor bize. Rasyonun ne olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili rasyo, biliyorsunuz, logosun Latincesi. Logosla ilgili burada bir ders oldu klasik düşünce okulunda, Aristoteles'teki logosla ilgili. Ben de takip ettim, çok da yararlandım.
Ama yine de bunları böyle tık tık birbirinin yerine koymamız zor. Bizim karşımıza bu reason veyahut reason ya da başka şekillerde çıkıyor. Uyarmak istediğim şey şu, bu akıl nus olan akıl değil. Yani bizim burada çevirdiğimiz, akıl diye çevirdiğimiz nus olan şey değil. Yani bir en azından nasıl diyelim, bir meleke olarak bahsettiğimiz nus değil. Zaten o nus da zaman içinde bizim karşımıza özellikle Descartes'in metinlerinde biraz önce çok problematik olduğunu bahsettiğim idrak yetisine dönüşerek çıkacak. Yani nus entelekt olacak, entelekten bize bu şekilde gelecek. Dolayısıyla bizim bu metinlerde okurken karşımıza çıkacak iki aklı ayırt etmek lazım. Tabii artık biz zaten onu akıl diye çevirmiyoruz. Ama yine de nusu akıl, nusa akıl diyorsak, burada bizim için birinci aklın Latince metinlerdeki entelekt olması gerekiyor. Zaten çevirileri karıştıran, olayı büyük ölçüde karıştıran şey de bu. Buna dikkat edelim. Yani en baştan itibaren dikkat edelim. Buna bir çözüm bulamayacağız. Yani bu metinleri okurken ikisi hep birbirinin içine geçecek. Ha, ratio böyle, ratio ne? Tersinden belki tarif edebilirim. Kendime tarif ettiğim şekliyle. Öyle olduğu bir iddia değil de. Nasıl? Münasebetsiz vardır ya. Hani münasebetsiz deriz. Çok münasebet. Yani artık bu münasebetsiz kişi olabilir, durum olabilir. Neyse artık münasebetsiz olan. Heh işte münasebetsiz olmayan şey ile ilgili bir şey. Rasyonel. Yani neye münasebetsiz diyorsak münasebetsizin burada ne? Alogon olacak. Yani irrasyonel olacak. Bu rasyonun nispet anlamı var. Oran anlamı var. Rasyonun en temel anlamlarından birisi. Başka ne türden ifade etmeye çalışırsak çalışalım. Bu nispet, münasebet ve olmadığı yerde münasebetsizlik, münasebetsizlik durumu hep aklımıza olmalı. Yani dolayısıyla böyle tavır, yani yanlışın karşısında ne tutum alacaksak, yanlış olduğundan emin olduğumuzun karşısında ne tutum alacaksak, bunu doğruluğundan emin olmadığımız şeyin karşısında da sürdürmeliyiz. Bu çok rasyonel bir şey. Yani Descartes'in söylediği bu. Çünkü buna bize ratio ikna ediyor. Evet, zaten bir şeyi onay... Bir şeyi, şey artık burada boş ama, hani Descartes'in bahsettiği çoğulu eşya olan şey değil de boş şey. Reddetmek için o orada, onun kendisinde şüphe etmek için bir rasyo bulmak yeterli. Yani o şeyde şüphe etmeye zemin teşkil eden herhangi bir şey bulabiliyorsak, rasyonun bir anlamı da zemin, şüphe bizim, dikkat edin, biraz ters bir durum. Yani şüpheyi sonuçta ben edeceğim. Benim şüphe edebilmem için onda bir zemin varsa, evet, benim şüphe edebilmem için onda bir zemin varsa, ben buna onay vermeyi reddedeceğim. Evet, onay vermekten kaçınacağım, onay vermeyi reddedeceğim. Bu niye, ne, tamamen olumsuzlayacağım daha doğrusu. En doğrusu belki o, anlatmak açısından. Çünkü bizim için red ve inkar aynı şey değil. İki farklı kelime. Bir şeyi inkar etmek farklı bir şey, bir şeyi reddetmek farklı bir şey. Oysa ki bu metinlerde olan kelime
ikisini birden, yani bizim negasyon olarak genel olarak söylediğimiz olumsuzlama, ikisini birden içeren bir kelime. Onay vermeyi reddedeceğim, onay vermeyi inkar edeceğim belki duruma göre. Evet, bunu yapabiliyorum. Rasyo bana bunu söylüyor. Hangi şartla? Rasyo bana bunu kandırıyor demiş bu metinde. Biraz fazla, yani daha nötr bir şey. İnandırıyor, ikna ediyor olabilir. Yani bir kandırmalar daha sonra gelecek, çünkü başka bir şey bizi çok fena kandıracak ya da kandırabilecek. Ama hani kandırmayı belki bugünkü gibi de anlamamak lazım. İnandırmak, kanı oluşturmak şeklinde, kanaat oluşturmak şeklinde de anlayabiliriz. O zaman da bir yanlışlık olmaz kanmak, kandırmak da. Evet, dolayısıyla onay vermekten kaçınmak için bir tek şey yeterli. Neyse o, onda şüphe etmeye imkan verecek bir zemin bulabilmek. Bu kadar. Eğer böyleyse biz onu sağlamlardan ayıracağız, çürükler arasına koyacağız. Çürük de değil de, evet, sağlam olmayanlar arasına, sağlamlığından emin olmadığımız şeyler arasına koyacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet, bunun için de tek tek elden geçirmeye gerek yok. Zaten yapamazdım da bunu. Şimdi bunu tek tek elden geçirmeyi, yani her şeyin, hepsinin yanlış olduğunu göstermemin gerekmez, zaten yapamazdım. Oradaki yapamazdım biraz ilkesel bir yapamazdım. Çünkü bana kalırsa öyle, ilkesel bir yapamazdım. Yanlış olduğunu, bazı şeylerin yanlış olduğunu göstermek için bazı şeylerin doğru olduğundan emin olmam lazım. Buradaki yapamazdım. Tek tek bunların hepsinin yanlışlığını, pardon, tek tek ele alıp şüphe götürüp götürmediklerini ne tespit etmek, bu da zorunlu değil. Zorunlu olmamakla birlikte bu sonsuza giden bir şey olduğu için yapamazdım. İkisindeki imkansızlık benzer bir imkansızlık mı, farklı bir imkansızlık mı? İmkansızlık nedir? İmkansızlık zorunluluğun tamamen zıttı olan şeydir. Dolayısıyla eğer bu imkansızlıklar farklı imkansızlıklarsa, bunların zıtları olduğu zorunluluklar da farklı türden zorunluluklar olması lazım. Onlara da bakmak gerekir daha derin okumalarda. Burada ne diyeceğiz? Burada diyor ki belli, tek tek hepsini ele alıp şüphe götürüyor mu götürmüyor mu diye bakmaya gerek yok. Temeline bakmak gerekir. Temellerin çürümesi kendisiyle birlikte yapının bütün geri kalan kısımlarını da zaruri olarak yıkılmaya sürüklediğinden, ben de ilk önce eski kanaatlerimin dayandığı prensiplere saldıracağım. Evet. Yani çünkü binanın temelini yıkarsanız üstündekiler de zaten yıkılır. Yani bina yıkmak istiyorsanız, çünkü binamızın hiç sağlam olduğundan emin değiliz. Binayı yıkıp sağlam bir şekilde belki aynı malzemeyle yeniden kurabiliriz. Temelinden girişmek lazım. Temelini yıkmak yeterli olur. Biraz şunu söyleyeceğim. Hani gerekli değil belki ama bu zemin ve temel meselesi. Hepimizin bildiği bir ilke vardır. Yeterli
yeterli rezon, yeterli rasyo ilkesi. En çok hani Leibniz'le beraber duyarız bunun adını. Bu ilke tabii Leibniz'den öncesinde de vardır, sonrasında da vardır. Farklı farklı şekillerde de karşımıza çıkar. Orada geçen rasyo, o rezon, akıl diye çevrilmiyor. Son zamanlarda temel diye çevrildiğini gördüm, gözüme ilişti. Temelle zemini ayırt etmek lazım. Yani çok bariz bir şekilde ayırt etmek lazım. Hani temel başka yabancı dilce kelimelerin karşılığı olduğu için değil. Binanın temelini nihayetinde binayı yapan yapar. Yani binayla bütünleşik olan bir şeydir temel. Zemin değildir. Yani zemin farklı bir şey. Biz temeli elimizden geldiği kadar sağlam atabiliriz ama zemine müdahale şansımız fazla yok. Ancak zeminin şartlarını kabul ederek üzerine yapacağımız binanın sağlamlığını düşünebiliriz. O nedenle bence çok doğru değil. İki şeyi karıştırmayalım. Zemin farklı bir şey, temel farklı bir şey. Yani Descartes da ilkeleriyle temel arıyor, zemin değil. Yani dolayısıyla temelini havaya kurmayacak. Boşluğa, suya temel konulabilir. Yani bütün suda yüzenler bir tür su binası olarak nihayetinde inşadır düşünülebilir ama suyun üstünde kalıcı olması gözetilerek yapılmış şeylerdir. Ama karıştırmayalım. Neyse, yani uzatmaya gerek yok bu konuyu. Temelle zemin farklı şeylerdir. Bizim zeminin şartlarını kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Temeli ona göre ve tabii ki üzerindeki binayı da ona göre tasarlamalıyız, yapmalıyız, inşa etmeliyiz. Zemin ayrı, temel ayrı. Oradaki söz konusu olan, yeterliliği söz konusu olan şey de temel değil, zemin. Bu Leibniz'le beraber anılan ilkelerdeki. Evet, zeminleri yıkmak mümkün değil. Temelleri yıkmak mümkün. Zemine yapabileceğimiz bir şey yok. Şartlarını anlamaya çalışmaktan ve ona göre de gerisini düzenlemekten başka. Evet, bu durası, burası yani meditasyonların ilki. Ne yapacağım o zaman? Tüm eski kanaatlerimin dayandığı ilkeleri sorgulayacağım, yapacağım şey bu. Sanırım opinyon, yani bu kanaat, sanı, inanç artık nasıl duruma göre nasıl çevriliyor bilmiyorum ama burada hep yani benim işimi kolaylaştıran şey, bunların arasında bazı ciddi farklar da var, duruma göre ayrışan da şeyler ama doksa olmaları bakımından aralarında bir fark yok. Aklımıza hep bunlar geçtiğinde doksa gelmeli. Bizim esas meselemizin, yani meditasyonlardaki esas meselenin doksalardan hangilerinin güvenilir, hangilerinin güvenilmez olacağını test etmemizi sağlayacak bir ilke, bir ya da birkaç ilke arayışı olduğunu da akılda tutmak. Evet, burası benim ilk soluklandığım yer şeylerde, meditasyonlarda. Yapacağım şeyi belirledim artık. Tek tek kanaatlerle uğraşmayacağım. Bu kanaatlerimin dayandığı ilkelerle uğraşacağım.